Arkadaşlar, şimdi beni çok iyi dinliyorsunuz, tamam mı? Oğlum, ne biçim konuşuyorsun sen ananla? Öyle arkadaş filan, ha? Ya anacığım, lafın gelişi o, lafın gelişi. Bir dur ya. Dördök. Demir, Öykü, özellikle anne. Bak, bugün çok önemli bir gün. Her an kapı çalabilir ve her an yurttan gelebilirler, tamam mı? Ya tamam Uğur, dramatize etme, kısa kes. Herkes ne diyeceğini ve ne yapacağını iyi biliyor, değil mi? Ne diyecekmişiz ki? Ya anacığım, o kadar anlattım ya sana. Yani biz ikimiz seninle komşuyuz, tamam mı? Yok, ben onu demem. Allah Allah, nasıl demem anacığım ya? O kadar konuştuk ki, Öykü için yaparım dedin ya. Hadi tamam. Bu kara kuzunun hatırına ha. Abiciğim, biz bir prova alalım bence. Yapalım, yapalım. Tamam, şimdi prova yapıyoruz, tamam mı? Ben yurttan gelen görevliyim, Göya, tamam mı? Deniyoruz şimdi. Maşallah, maşallah, çok güzel, çok sevimli, çok sıcak bir ev. Öyle değil mi Öykü? Evet. Öykü, inanarak söylemen lazım. Anladın mı? Sıcak olman, sevimli olman lazım. İnanman lazım ya. Hadi. Anladım. Ha, tamam. Hacı Hanım, siz komşuları mı oluyorsunuz bunlar? Ne? Ya anacığım, adam soruyor, komşu musunuz? Hani komşuyuz ya biz seninle. Ha, komşuyum ben ama bu evden de çıkmıyorum. Sanki kendi evim yokmuş gibi. Ya tamam, uzatma anacığım, uzatmadan kısa. Komşuyum ben. Bu baba kız birbirlerini çok sever, çok iyi geçinirler. Ben şahidim, tamam mı? O, tamam, çok güzel. İşte böyle sıcak, samimi, candan, tamam mı? Hadi şöyle baba kız, ikinizin bir fotoğrafını da çekeyim şöyle yandan. He? Niye? Geçin bakayım. O niyeymiş? Oğlum fotoğrafınızı çekeceğim. Sonra gideceğim Özel İçi'de 2 dakikada bastıracağım. Oldu bitti şifşak. Hadi ikiniz şöyle bir güzel poz verin bakayım bana. Ya anacığım, sen bir çıksana, şu baba kız bir alayım şunları, gel. Bençim o geçsin oraya. Tamam, o geçsin oraya da sen şuraya otur, o geçsin oraya. Ay ay, dizlerim. Dizlerim, evet. Tamam, hadi bakayım. Hadi bakayım, şimdi şöyle bir yaklaşın baba kız bir. Hadi bakayım. Ya abicim, şimdi trip zamanı değil ya. Baba ile kız gibi ya. Şöyle Öykü ile Demir gibi güzel bir poz verin bana, candan, samimi. Hadi gözünüzü seveyim, hadi ya. Evet. Evet, hadi. Sarılın. Sarıl, elleri göreyim, hadi abi, hadi. Evet. Evet, işte bu. Gülelim şimdi. Gülelim, gülelim. İnandırıcı olsun biraz. Evet, dişleri göreyim. Göreyim dişleri. Aynen bu. Tamam, çekiyorum şimdi. Üç deyince çüz diyorsunuz, tamam mı? Üç. Bir, iki, üç. Çüz. Geç şöyle. Tamam. Ben şimdi bunu getireyim, şey yapayım. 2 dakikada bastırayım. Geleyim, tamam mı? Hadi. Hadi kuzum, şunlardan ye biraz. Yok Hacı anne, ben hiç istemiyorum. Hacı anne bırak, sıkımın kökünü yesin. Uğur'um, geldin mi? Geldim, geldim. Bak. Nasıl olmuş? Göster mis gibi, bakayım. Cillop gibi. Bakın şunlara, bak. Bak, bak. Aa, Öykü. Aman, pek. Güzel, bak bak, çerçeve bile yaptırdım oğlum, çerçeve bile yaptırdım, görüyor musun? Ellerine sağlık. Afiyet olsun ha. Hadi şunu şöyle baş köşeye koyayım şimdi, tamam mı? Aha. Aynen böyle, tamam. Ha, geldiler. Ha, tamam, sakin, sakin, herkes dur, sakin. Dur, dur, sen tamam. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Otur şuraya, ev benim. Ha, mantıklı, mantıklı, doğru, tamam. Anacığım unutma bak, aynı dediğim gibi, tamam mı? Lütfen, tamam. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Hiç gerek yok. Ayakkabılarla girebilirsiniz. Her gün temizleniyor ev. Buyurun. Peki. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sefalar getirdiniz. Buyurun, buyurun. Ayakta kalmayın. Buyurun. Hoş bulduk. Beyefendi, siz de böyle buyurun. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Beyefendi kim?
Beyefendi benim arkadaşım aynı zamanda yan komşumuz bizim. Annesiyle beraber yan tarafta kalıyor. Hacıdır kendisi, Hacı Ana deriz. Aynen. Efendim biz yan tarafta oturuyoruz. Yani sizin geleceğinizi duyduk anamla. Böyle bir heyecanlandık. Biz de hani gelelim destek olalım dedik. Anlıyorum. Çay vereyim mi size? Çay çok taze, hemen demlerim, 2 dakikada. Hiç zahmet vermeyelim, çok teşekkür ederiz. Efendim ne zahmeti, olur mu ya? Şey yap, kurabiye var, börek falan var, hemen getiririm ya, 5 dakika. Biz yeni içtik, teşekkür ederim. Öyle mi? İyi. Öykücüm sen nasılsın? İyiyim. Yeni evini sevdin mi? Sevdim. Efendim çok güzel ev. Nasıl güzel? Öyle böyle güzelliği. Çok güzel ev ya. Yani ben Demir Bey'e diyorum ki, yani Demir Bey şu ev satılıyor olsa bugün alınır, hiç düşünülmez yani. Yok benim satılacak evim. Hadi oradan. Tarlanın başını yediniz zaten. Ya anacığım, bizim ev değil. Burası diyorum, burası bizim ev değil. Hacı Ana, bizim ev yani. Buradan bahsediyorlar. Yan evden değil, senin evden değil. Ya anam bu aralar kafa gidik. Benim pederin ölüm yıl dönümü. Kafa gidiyor arada. Şey yapmayın siz, kusura bakmayın yani. Olur mu? İsterseniz evi bir gezelim. Buyurun. Olur tabii, hemen gösterelim. Gezelim. Şuradan başlayalım. Mutfak burası. Burası güzel. Mutfak. Burada banyo var. Gayet şey geniş de. Güzel. Burası benim odam. Evet, güzel. Ve Öykü'nün odası. Öykü'nün odası. Evet, burası da güzel. Yatağı var, Öykü'nün yatağı. Tabii, tabii, tabii. Gayet güzel. Evet. Vallahi eviniz çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde oturun. Teşekkürler. Öykücüğüm, biz seninle şöyle kız kıza biraz muhabbet edelim mi? Sen nasılsın? İyi misin? Hayatından memnun musun? Memnunum. Okulun nasıl? Dersleri iyi mi? İyi. Kolay gidip geliyor musun? Yakın mı okulun? Çok yakın. Peki, devamsızlık yapıyor musun? Bak, o çok önemli. Yok. Tabii tabii, çok önemli. Çok önemli. Hiç devamsızlık yapmıyor. Okula da severek gidiyor, geliyor. Ya. Ay şey, o neydi o? O ne oradaki? He? Ne? Ya oradaki neydi yani? Babana şey yaptın yani, neydi o? Şu. Ha, o neydi o? Ne? Bu. Evet, kime almıştın onu? Ha. Yılın en iyi babası. Çok tatlıymış. Babama almıştım. Ya nasıl güzel ev, böyle sevgi dolu ev. Yani öyle böyle güzel değil ya, evin güzelliğine bakın. Ya. Peki Öykücüğüm, sen burada mı yaşamak istersin yoksa yurda mı gelmek istersin? Fark etmez. Yani burası da güzel. Yani yurda gelmek istersem size haber veririm. Peki o zaman şöyle yapalım. Ben sana bir kartımı bırakayım. Bu sende kalsın. İstediğin zaman beni ara, tamam mı? Kızım. Demir Bey, Öykü kendi kararını vermekte özgür. Bırakalım birazcık düşünsün. Biz müsaadenizi rica edelim o zaman. Tabii efendim, müsaadeniz. Zahmet verdik size de. Estağfurullah. Olur mu canım? Ne demek? Buyurun. Yine bekleriz. Her zaman bekleriz efendim. Biz buradayız. Tabii, hep geleceğiz. Gelin. Gelin, gelin. Hep gelin. İyi günler. Evet. Demek fark etmez, öyle mi? Biz
Gitseydin o zaman. Gitseydin o zaman. Ben niye yırtınıyorum? Demir. Vurdur. Ben niye yırtınıyorum? Tamamdır, bitmiştir bu macera. Anladın mı? Ya Demir, dursana. Ya dur. Şş, bir şey diyeceğim. Bir dakika. Oğlum, şş, baksana ne oluyor lan? Necdar, Halit, Şişhane, Taksim, Osman Bey, Şişli, Gayrantepe, Levent, Dördüncü Levent, Sanayi, İTÜ. Atatürk Oto Sanayi. Sen niye insanları karşısında saçma sapan şeyler söylüyorsun, ha? Fark etmezmiş. Fark eder. Oldu kara kuzum ağlamaktan. Daha fazla azarlamasa bari çocuğu. Anacığım vallahi anlamadım ki ben de ya. Yani çocuk o kadar hazırlık yaptı. Öykü öyle söyleyince herhalde ona biraz şey yaptı. Ama günah. Bu kadar da ezil gürlenmez ki el kadar çocuğa. Oh oh, barıştınız mı maşallah? Heh, iyi. Güzel işte, böyle ya baba kız gibi baba oğlum ha. Ben şimdi güzel bir çay koyayım şöyle, hadi çay içelim, sohbet edelim. Yok yok Uğur, biz gidelim. Yok olmaz, bırakmam. Yemek yeriz beraber değil mi kara kuzum? Yok acınla, biz gidelim babamla değil mi? Siz bilirsiniz iyi madem. Ufaklık, nasıl hallettik mevzuyu gördün mü? Gerçi sen arada baltaladın ama yine de aymadılar olsun. Sen ayakkabını giy. Anacığım hakkını. Ödenmez. Çok sağ ol. O nasıl laf? Ne yaptık ki? Hem benim de torunum sayılır bu kara kuz. Kardeşim sen de çok sağ ol. Ne demek oğlum ya? Saçma saçma konuşma. Bizim evimiz sizin eviniz ya. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok yok. Her şey yolunda. Tamam. Ne güzel. Hazırım ben. Her zaman gelin tamam mı? Ne zaman istiyorsan gel. Tamam mı kuzum? Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Cimcime. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oh. Görüşürüz acınla. Güle güle görüşürüz. Baba. Neden bana bakıyorsun? Hala çok mu kızmasın bana? Gel bakayım. Oturalım şöyle. Kızım. Efendim.
Niye söylemedin bana? Niye? Şey, okul Asip nereye gittin? Yurda gittim. Yurda mı gittin? Evet. Niye? Çünkü nasıl bir yer diye merak ettim. Nasıl bir yermiş peki? Güzel. Ne düşünüyorsun peki? Hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece nasıl bir yer olduğunu merak ettim. Hastaneye. İğneden mi korkuyorsun? Hayır. İğnede ne var ki? E niye gitmiyorsun o zaman? İstemiyorum işte. Beni hastanenin kapısına sokamazsın. Gerçekten benim hiçbir şeyim yok. Canan ablaya söyledi doktor. Söyledi değil mi Canan abla? Söyledi bak, gerçekten benim hiçbir şeyim yok. Ne olur götürmeyin beni hastaneye. Bana bak. Bundan sonra öyle babaya sormadan hiçbir yere gitmek yok. Bak bu sana son uyarım ha. Öyle okulu falan asmak da yok. Tamam. Ceza vereceğim sana. Ne cezası vereceksin? Bilmiyorum. Çocuklara televizyon izlemekten başka ne cezası veriliyor? Bilmiyorum ki. Teyzen biliyordu. Teyzen sana ne ceza veriyordu? Teyzem bana hiç ceza vermedi ki. Bir, tamam o zaman şey yapacağım. Mertcan'ın annesini arayacağım ben. Baba saçmalama. Ne? Saçmalama. O zaman İlayda'nın annesini arayayım. En güzeli o. En iyisi o çünkü cadı o. Tam bir cadı. Evet öyle. Kim bilir ne şeyler veriyordur İlayda. Taş mı taşıtıyordur, cam mı sildiriyordur. Abartmayın. Kesin aslanlara yem ediyordur. Tamam ben onu veririm. Abartma baba ne olur. Sen çok komiksin biliyorsun değil mi? Bence hiçbir baba senin kadar komik değil. Ben çok şanslıyım. Sen böyle süslü süslü laflarla beni kandırabileceğini mi sanıyorsun? O ceza alınacak. Tamam mı? Hadi yürü, gidiyoruz. Yürü. Delikanlı adamsın be. Delikanlı adam.
50 günlük. Canım çok sıkkın biliyor musun? Hep doktor amcanın dediklerini düşünüyorum. İlaçlar çok pahalıymış. Babamın o kadar parası yok. Hasta olduğumu öğrenirse bana bakamaz. Sulu boya bile alamıyoruz ki biz. Babam için en iyisi yurda gitmem. Ama babamın yanında yurttaki görevlerle konuştuğumda babam çok üzüldü. Onu üzmek de istemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Alo! Hüsnü amca! Efendim! Pardon, pardon, pardon. Evet? Ne? Yok, yok. Gerçekten mi? Ne diyorsun ya? Nasıl yani? Zengin mi olduk? Zengin mi? Evet. Çözüldü yani. Harika. Tamam işlemleri evet. Başlatırız. Kiminle konuşuyorsun? Dur. Ben ilgileneceğim. Yok ne rahatsızlığı ya. Çok teşekkür ederim Hüsnü amca. Anlamıyorum ki. Kiminle konuşuyorsun? Tamamdır. Tamam. İyi günler. İyi günler. Öykü. Ne? Arayan Hüsnü amca. Hı. Bizim köyde yani benim babamın... Hı. Yani senin dedenin... Hı. Köyünde bir tarlası vardı. Hı hı. Bu arayan da işte Hüsnü amca, o köydeki muhtar. Hı hı. O tarlanı işte satılamıyor, dedemiyor, dava süreci falan filan. Yani. Zengin olduk. Biz mi? Biz. Evet. Dile benden ne dilersen. Ya. Bak. Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun babadan? Baba her şeyi alacak sana. Bilmem. Bir şey istemiyorum. İstersin. İstediğin her şeyi isteyebilirsin. Gerçekten mi? Evet. Şimdi bak sen okul için hazırlan, ben de tuvalete gireyim. Sonra düşün. İstediğin şeyi alacağım sana, tamam mı? Hadi düşün. Tamam. Efendim Uğur. Alo. Kardeşim, müjdemi isterim. Korkmaz aradı şimdi. İş çıkmış oğlum bize. Tamam. Hadi gel, hadi. Bana bak Bücürük, okula gelmek üzereyiz. Hala ne istediğini söylemedin ha? Aslında buldum. Ne? Ev. Ev mi? Ben pansiyonu çok sevmiyorum da baba. Hallederiz ya. İstediğin ev olsun. Nasıl yani? Gerçekten mi?
Dedim ya sana kızım paramız var diye. O kadar çok var yani paramız. Evet, en azından ev tutacak kadar var. Tuttum. Hadi bakalım şimdi sen. Okul ne oldu? Şıkırık tuttu. okuluna git. Ben de gideyim bankaya bakayım bir paramız yatmış mı? Tamam. Heh, gel. Su iç, su. Tamam. Şu fışkırın geçsin ama soğuk su içme. Tamam. Baba. Heh. Bir şey daha isteyebilir miyim? Sobaya da alır mıyız? En kralında. Görüşürüz babaanne. Görüşürüz. Dikkatli dikkatli. Tamam. Sayı değeriyle basamak değerinin farkını geçen hafta öğrenmiştik zaten. Buna göre 369 sayısının basamak değerleriyle sayı değerleri toplamı kaçtır? Kim gelmek ister? Ben. Öykücüğüm gel bakalım. Öğretmenim, birler basamağındaki 9'un sayı değeri 9'dur. Evet. Onlar basamağındaki 6'nın basamak değeri 60'tır. Aferin Öykücüğüm, buraya kadar harikasın. Yüzler basamağındaki 3'ün basamak değeri 300'dür. Evet. Öykü? Öğretmenim. Ben çok sıkıştım. Hemen tuvalete gitmem gerekiyor. Öykü'nün getirdiği yerden kim devam etmek ister? Yeni kapı, resmi ceder, Halil, Şişhane, Taksim, Osman Bey, Şişli, Bayrantepe, Levent, 4. Levent, Sanayi. Kızım. Sen neden derse değilsin bakalım? Öğretmenim, ben tuvalete gidiyordum, geri geleceğim derse. Hadi bakalım, oyalanma. Doğru derse. Tamam öğretmenim. Geçecek öykü, geçecek öykü, geçecek öykü. Geçecek, geçecek, geçecek. Geçecek öykü, geçecek. Geçecek öykü, geçecek. Hiçbir şey yok, geçecek. Hiçbir şey yok öykü. Geçti, geçecek. Öykücü? Öğretmenim. Tuvalete diye gittin, gelmedin. Merak ettim. İyi misin canım? İyiyim, iyiyim öğretmenim. Birazcık karnım ağrıyordu. Sonra tuvaletimi yaptım, geçti. Tamam, revire gidelim ister misin? Yok, ben zaten iyiyim, geçtim. Hiç gerek yok. İyi, al bakalım.
Koş sınıfa. Ben hacimlerle mi kalacağım? Evet, dedim ya. Yaşasın. O bana masal okur, saçlarımı tarar, örer. Evet, bunların hepsini yapar ama önce gitmemiz gerekiyor kadına, değil mi? O zaman senin de hazırlanman gerekiyor. Bu ne? Bilmem. Ne ki o? Açayım mı? Aç. Ne çok soru sordun Öykü. Açsana. Yanlarından. Yan, yan. Hı. Diğerinde. Kaldır altını. Bak bir de bak bak oradaki ne var? Güneşin sarısı. Başımın etini yemiştin ya hani. Hadi hadi giyin sen bir an önce. Hazırlan şu üstünü başını çıkar da gidelim. Tamam. Al bakalım, hop. Bu ne? Vitamin. İyi de niçin içiyorum? Hasta olma diye. Soğuklar başladı, sonra hasta olacaksın, başıma kalacaksın diye. İç bakayım şunu. Çiğneme, çiğneme, yut. İç suyu. Sonra saati gelince başka vitamin de vereceğim. İçtin mi? Aç bakayım. Hadi 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 çabuk çabuk. Baba. Hı. Siz nereye gideceksiniz Uğur abimle? Biz işte bu tarlayla ilgili avukatla buluşmaya. Gece gece. Ya avukat Uğur abinin arkadaşıymış. Yani hani böyle aramızda buluşalım bir konuşalım dedik. Yanlış bir şey yapmayalım çünkü. Sen parayı almadın mı? Bunları nasıl aldın o zaman? Aldım da daha usulen imzaları falan bitirmedik yani. Bir kısmını aldık. Bir bitsin önce de o yüzden şey yapıyoruz yani. Hadi hadi çabuk toparlan hadi. Baba. Ha. Söz vermişsin unutma. Kötü bir şey yapmak yok. Hadi hadi çabuk çabuk. Bak hacinden bekliyor bizi hadi. Al şunları da koy. Tamam. Geldi Demir, ha? Neredesiniz oğlum ya? Araba hazır mı? Hazır, hazır. Dur bir hacı anama selam vereyim. Yok yok, selam verme. Anam bugün ekstra meraklı. Şimdi elini verirsin, kolunu kaptırırsın yemin ediyorum. Öykü tamam mı? Tamam baba. Ha, hacinden üzme. Tamam, üzmem. Hadi. Hadi. Görüşürüz baba. Hadi. Meyve getirdim sana. Önce elmanı ye, sonra sana mandalina söyleyeyim. Olur Acun'la. Keyfin yerinde mi bakalım kara kuzum? Çok. Oh, oh maşallah. Geçen gün ne ağladın, ne ağladın.
Vallahi ciğerim söküldü sen ağlarken. Ama şimdi iyisiniz değil mi babam? Çok iyiyiz acıneciğim. Ama maşallah, maşallah. Ama sen de üzme anne babanı. Üzmem acıne, ben babamı asla üzmem. Aferin çocuğum. Ne demişler? Babanın gölgesi yeter insana, gölgesi. Ya. Gerçekten de öyle. Yarın gelir sabah olursun. Yok, gideriz biz. Olmaz. Olmaz, nereye gidiyorsun kafana göre giderim falan. Ben yeğenimi kucakta falan taşıtmam. Gelsin taksi götürsün oğlum. Paramız var oğlum, gelsin taksi. Ne taksisi oğlum? Normal taksi, sarı taksi. Bildiğimiz taksi oğlum. Ne demek ne taksisi ya? Allah Allah. Baba. Geldin mi? Geldim. Ne zaman gideceğiz? Birazdan. Hadi sen uyu. Alo. Merhaba abi, ne haber? İyi iyi. Bizim eve. Aynen, gün doğdu. İki numara, aynen abi, aynen. Acil ama yolla, sana zahmet. Bak yeğenim uyuyor, tamam mı? Kardeşim ayakta bekliyor. Sana zahmet, çok bekletmeyelim onları, hadi. Eyvallah abim benim, hadi bay bay, bay bay. Geliyor, geliyor taksi. Ya bu, oğlum sen var ya. Yemin ediyorum şey yapamıyorum kendimi. Tutmuyor, tamam mı? Baba. Baba. Hadi çık. Çok tuvaletim geldi. Bak giriyorum. Geçti. Tamam. Geçti. Tamam. Buradasın mı? Buradayım. Nerede olacağım? Buradayım. Gel. Gitmeden ne olur? Buradayım. Bir yere gittiğim yok. Ne olur gitme, tamam mı?
Ne gördün? Hatırlamıyorum. Tamam. Ben sana demedim mi yatakta çikolata, mikolata, bisküvi yemek yok diye? Demedim mi? Demedim. Tamam diyorum o zaman. Bak yatakta kırıntı kaldığı zaman gece şeytan gelirmiş. Hı? Kabus görürsün yani. Bir daha yatakta yemek yemek yok. Gel bugün. Ateşle usta peynirlerden de 2-3 tane. Tabii ha. Ki efendim. Ha? Çikolata da vereyim mi? Ver. 2 tane de ondan. Meyve suyu koydun değil mi? Tabii ki. Baba. Bir tane daha meyve suyu alsak mı? Kim için? Metin için. O bana hep alıyor da. Bir meyve suyu daha. Buyurun. Ne kadar? 17 TL. Kalsın üstü kalsın, helal olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ha, bana bak. Öyle artık simitle geçiştirme falan yapmayacağız ha. Bu öyle besleniyorsun, sonra kötü kötü rüyalar görüyorsun. Bundan sonra sağlıklı besleneceksin. Sebze, meyve, tamam mı? Tamam. Sen mi pişireceksin? Evet, pişiririm. Hacı anam öğretir bana, ne olmuş? O zaman sen şimdiden öğrenmeye başla bence. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Büzülük? Hadi fırla. Baba. Ha. Çıkışta Canan ablaya gidelim mi? Onu çok özledim. Bakarız. Hadi. Ben çantayı vermeden nereye fırla diyorsan bana bak, yabancılarla konuşma. Dersini iyi dinle, başka? Tek başına okuldan çıkma. Ha, tamam. Görüşürüz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Zil çaldı, boş ver ya. Geç kalırsan kal. Bak herkes gidiyor. Tane tane bas. Tamam baba. Yavaş. Tamam. Ha? Alo. Kardeşim, işlem tamam. Nasıl ya bu saatte? Herhalde oğlum, sen kardeşin ne sandın lan? Hadi gel. Bizim çay bahçesindeyim. Gel sana bir çay ısmarlayayım. Tost ısmarlayayım. Ne istiyorsan onu ısmarlayayım. Gel oğlum işte, hadi ya. İyi tamam, geliyorum. Hadi. Ayki, bugün kimden atlanacaksın boyaları? Kızlar, kimse Öykü'nün yanına oturmasın resim dersinde. Vallahi boyalarınız biter, benden söylemesin. Oha, şuna bak. Vallahi seninkinden bile güzel İlayda. Günaydın Ayşe. Günaydın Marsanca. Çok güzelmiş sulu boyan. Teşekkür ederim, yeni aldım. Babam aldı da bana. Güle güle kula. Sağ ol. Ha bak Mert'cim. Bak. Bu ne ya? Bugün babam bize aldı. Bak çikolata var. Meyve suyu var. 2 tane simit var. Çok öyle telefonla yeriz değil mi? Yeriz yeriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.